Karşımızda hukukçu, avukat Sayın Salim Şen var. Sayın Şen, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, dün gece çok tartışmalı bir ortam yaşandı Meclis Genel Kurulu'nda. AKP-MHP ittifakı apar topar bu kanun teklifini görüşmeler sonrasında geçirdi. Şimdi hep diyoruz ki daha referandumun meşruiyeti tartışılırken bu ittifakın maddeleri ne olacak? Nasıl seçime gidecek Türkiye? Çünkü çok daha ağır koşullar var. Önce meclisteki bu tartışmalardan yola çıkarak bu durumu değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi biz daha 16 Nisan referandumunda, yani o süreçte Türkiye'nin bu işte anayasa değişikliğiyle nasıl bir yönetim sistemine dönüşeceğini, buna evrileceğini tartışırken bazı şeyleri kamuoyunun gündemine taşımaya çalışmıştık. Bunlardan birisi demokrasinin olmazsa olmaz uygulamalarına, kurallarından olan, temel kurallardan olan kuvvetler ayrılığı ilkesi ve bağımsız yargıyı. Maalesef getirilen sistemin aslında bir tek adam iktidarına yönelik bir bütün yetkilerin bir kişide toplandığı, dolayısıyla klasik başkanlık rejimlerinden, yani meşru başkanlık rejimlerindeki denetim ve denge sistemlerini de içermeyen amorf, kendine özgü bir yapı olduğunu söylemeye çalışmıştık. O zaman iktidar çevreleri de efendim bunun denge ve denetim sisteminin getirileceğini, aslında tek adam iktidarının değil, bilakis parlamentonun daha da güçlendirileceğini sürekli söyleyerek kamuoyunu ikna etmeye çalışmışlardı. Ama aradan geçen bir yıllık süreç sonunda bu uyum yasalarıyla bizim haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmış görünüyor. Çünkü Bu seçim ittifakı, sizin de takdir edeceğiniz üzere, kamuoyunda bazen yanlış algılanabiliyor. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir uygulama değil. Seçim ittifakı doğrudan parlamentonun oluşumuna yönelik milletvekili seçimiyle ilgili bir uygulama. Şimdi burada getirilmeye çalışılan aslında Cumhurbaşkanına tam anlamıyla bağlı, onun %100 denetiminde olan bir meclisi oluşturma. Bunu nasıl oluştururuz diye oturmuşlar, düşünmüşler. Ortaya çıkan durum tam da bir yıl önce söylediklerinin tersine, hiçbir denge ve denetim içermeyen, adeta iktidarın istediği doğrultuda oluşacak bir parlamentoyu garanti etmek. Nasıl yaptılar bunu? Hemen işte bir baraj uygulamasını devam ettirerek öncelikle, baraja giren, yani ittifaka giren, özür dilerim, partileri baraj uygulamasının dışında bırakarak adeta kendi milletvekili sayılarını bir kere yüksek çıkmasını garantilemiştir. Bu bir kere seçimlerdeki işte eşit, adil, şeffaf ve üst olma ilkelerini daha baştan ortadan kaldıran bir uygulamaya işaret ediyor. Çünkü diğerlerinde bir şekilde ittifaka zorlayarak adeta kendi oylarını onlar üzerinden de konsolide etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu çok eşitsiz bir uygulama. Yani bir tarafta ittifaka giren partiler için siz %10 gibi çok yüksek bir barajı ortadan kaldıracaksınız. Yani burada %1 oy alan bir parti milletvekili çıkarabilecek. Ama bir ittifaka girmeyen, bir başka tek başına giren parti %9.99 oy alsa dahi hiçbir milletvekili çıkaramıyor. Bu anayasanın eşitlik ilkesine baştan aykırıdır. Sanıyorum zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu yasayı, bu değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne bu anlamda götürecek. Şimdi zaten en çok tartışılan konu bu Sayın Şen. Yani hemen hemen bu ittifakın dışında kalan Büyük Birlik Partisi'nde saymazsak diğer tüm partiler bu seçim barajı ile ilgili rahatsızlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seçim Güvenliği Komisyonu çalışmaları sırasında yaptığı görüşmelerde dile getirdiler. Ama onun dışında birçok daha tartışılan madde var. Sandıkların taşınması, şimdi, mühürsüz oyların kabul edilecek olması. Evet. Yani esas en büyük şey, uygulamadaki en büyük eşitsiz şey bu. Yani %10 barajı. Çünkü artık Cumhurbaşkanlığı bir başkanlık rejimiyle birlikte yönetimde istikrar dediğimiz temellikle sağlanmış durumda. Çok güçlü bir yönetim ve çok güçlü bir yürütme organı seçilecek. Buradaki demokrasi açısından en büyük tehlike
bizim hele anayasa değişikliklerini de dikkate alırsak yargıyı neredeyse tamamını kendisi belirleyen, bütün devletin üst bürokratik kadrolarını atayan bir başkanın parlamento tarafından kontrol ve denetlenmesidir. Yani sistemin bu şekilde inşa edilmesidir önemli olan. Hı hı. Çünkü başka türlü başkanın kim olursa olsun şu kişi bu kişi yetkilerini olumsuz ve hukuk dışı kullandığında onu denetleyecek bir yer bulamayacağız. Bu oldukça tehlikelidir. İşte bu barajın bu şekilde yüksek bulması ve siyasi partiler yasasında da bir değişiklik yapılmaması, yani milletvekili adaylarını da doğrudan parti lideri olan başkan adayını belirleyecek olması çok büyük demokrat açısından bir handikap. Ama şimdi bu sistem bununla da yetinmemiş getirilen sistem. Adeta seçim güvenliği değil, seçim sonucunu garanti etmek yasası gibi bu. Bir taraftan en vahim uygulamalardan bir tanesi, getirilen düzenlemelerden bir tanesi, işte kamuoyunun artık çok tartıştığı bu mühürsüz ilçe seçim kurulu mühürünü taşımayan oy pusulalarının, o zarfların geçerli kabul edildi. Bu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu mükerrer oyların, işte çalıntı oyların kullanılmasının önünü açan, bunun kontrolünü mümkün kılamayacak bir uygulamadır. Çünkü o sandıkta oy vermesi gereken kişilerin bizatihi o sandığa gelerek oy kullandıklarının tek kontrol edilebildiği yer o zarflardaki mühürler. Evet, evet. Siz kullandığınız o sandıkta eğer o sandık kurulun mühürünü bulundurmuyorsanız nereden geldiği belli olmayan bütün oy pusulalarının o seçim sandığı girmesini açarsın. Evet, evet Sayın Şen. Yasal düzenleme böyleydi malumunuz. Geçen sene 16 Nisan referandumunda tam da oyun oynanırken yani saat 16.05 sıralarında kanunen hiçbir geçerliliği olmamasına rağmen, çünkü kanun yani yasa açıkça mühürsüz oyların geçerli olmadığını, bakın bu çok önemli, altını çiziyorum. Yasa bu seçmen kurulu mühürlerinin olmadığı zarfların geçersiz sayılması gerektiğini açık açık belirtmesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu 16.45 sıralarında bir karar olarak bu tarz oyların da geçerli olacağını söyledi. Şimdi bu tabii bir hukuksuzluktu. Bu konuda çok geniş tartışmalar yaşandı biliyorsunuz. Şimdi evet. bunu yasal hale getiriyorlar bu uygulama ile. Artık mevzuat anlamında da uygun bir hale geliyor. Bu çok vahimdir. Bence kabul edilmesi mümkün değil ve Anayasa Mahkemesi'nin da karar vereceğini de CHP'nin olası bir müracaat. Ben de merak içinde bekliyorum. İkincisi, evet. Bu kadar yine bence çok önemli. Aynı binada kayıtlı olan seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanmanın önü açılıyor. Yani sandıklar bölünür. Şimdi bu niye önemli? Şimdi siz bir sandık başına gittiğiniz zaman oradaki seçmen listesinden kendi binanızda kim var kim yok listede sıralı olarak görürsünüz. Bir yerde bir kontrol. Ama şimdi hiç kimseyi kontrol edemeyeceksiniz. Yani sizin listenizde hiç tanımadığınız başka sokaklarda, başka binalardan kaydırılmış kişileri göreceksiniz. Bu aslında başka seçim çevrelerine de dağıtılacağı için şöyle bir şeyi de duyuracak. Yani ben hangi sandıkta bundan önceki seçim sonuçlarına göre daha az oy alıyorsam o çevreye oy kaydırma imkanını da kazanmış olacağım. Bakın burada çok ince bir nüans var. Evet, evet, evet. Yani çok ince bir hesap var. Hangi sandıkta eğer siz kritikseniz o sandığı bölersiniz, bir başka sandığa kaydırırsınız ya da oyunuzun çok olduğu bir yerden oraya aktarırsınız. Bu şekilde sandıklarda da istediğiniz sonucu almanın adeta önünü açmış olursunuz. Bu çok önemli. Evet. Bir de bu şimdi kamu görevlilerinin sandık kurulu başkanı seçileceği şekildeki düzenlemeye getirdiğinizde de aslında seçimi tamamen sivil ve demokratik bir ortamdan çıkarıp adeta devletin gözetimine, devletin evet. yönetimine ve devletin alanına sokuyorsun. Evet. Sayın Şen, bu olur.
Evet, arka arkaya sıraladığınız bu teklifte yer alan maddeler bu seçimi çok tartışılır hale getirecek. Az önce siz de söylediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gidecektir ama oradan ne karar gelecek? Şimdi merakla onu bekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz efendim. Evet, çok teşekkürler.